Evet arkadaşlar, oğlu yakaladım, buraya koydum. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Önünde böyle bir kalabalık gördüm. Bunun anlamı nedir diye soracak olanlara. Bakın, burada bir cenaze var. Şöyle aralar izin verirse alacağım. Evet. Bırakın ne bir alayım şunu. Bakın. İki tane analı bir oğuldu muhtemelen. Bu ana arıyı öldürmüşler arkadaşlar. Atmışlar dışarıya. Şimdi ben demin kek verdim buna az önce. Çerçevelerini düzenledim. Böyle manzara bu. İçeride bir ana arı daha var. Onu gördüm çerçevelerini düzenlerken. Sonra tam kapatıyordum. Bir de baktım önüne arılar düşmüş. Yemlik kısmında çok arı vardı. Ben silkeledim. Dedim herhalde ondan mı düştü acaba? Ondan düşmemiş arkadaşlar. Şöyle atalım gitsin. Hiç acımıyorlar arkadaşlar. Yani buraya koyalı da bir saat olmadı. Hemen demek ki iki tane ana arı vardı. Hemen bir tanesini doğrayıp dışarı attılar. Bu şekilde. Şimdi bunun çıktığı arı da şuradaki arı, işte gösterdim. Şu arı. Ne diyeyim yani? Belki 3,5 çerçeve civarı bir arı vardı. Arının çoğu oraya gitmiş arkadaşlar. Çoğu oğula karışmış. Geride bir çerçeve civarı bir arı kalmış. Çoğu buraya geldi. Güzel de bir ana arısı var. Siyah. Güzel bir karniyol. İnşallah döllenirse yetişir arkadaşlar. Güzel bir arı olur. Yani iki çerçeve. Yakın arı var içinde. Bir çerçeve. Yani bu tip erken, yani daha bugün Mayıs'ın 11'i falan. Yani daha 2 aydan fazla zaman var ana balakımına. Yani bu arıya ne diyeyim, bir çerçeve sağlam, güçlü, kuvvetli bir arıdan bir çerçeve kapalı yavru verdiniz mi, bu arı yürür gider arkadaşlar. Yani kapalı yavru dediğim, çıkmak üzere olan bir yavru vereceğiz buna. Şimdi otursun bir güzel, ana arısı yumurtlasın. Yumurtlar yumurtlamaz. Mesela şu kovan. Şu kovan mesela, bakın şimdi göstereyim size bir kovan. Açalım bu kovanı. Açıyoruz. Bak şimdi kovandaki kalabalığa bak. Bak şimdi, görüyor musun? Katı asılmış. Katı doldurmuş. Muhteşem bir arı. Şimdi bundan bir çerçeve kapalı yavru güzel alacağız altından. O ana arı yumurtladıktan sonra o yumurtladığı çerçeveyi alacağım ondan. Buna vereceğim. Veyahut sarabiliyorsa yumurtladığı çerçeveyi de bırakırım. Yani duruma bağlı. Hava sıcaksa, önümüz artık sıcaklar geliyor. Yani sıcaksa, üşütme durumu olmasa da o çerçeveyi bırakabiliriz arkadaşlar. Buradan güzel yavru çıkımı başlamış. Böyle full paket bir yavru verdiğimizde ona ne yapacak? Kendi içinde iki çerçeve arısı var. Güzel bir paket yavrudan da nereden bakarsan 3 çerçeve civarı bir arı doğar. Ne oldu? Bu oldu 5 çerçeve. İkinci turda, yani ikinci tur yavruda
bu 25-21 günde ana attan yumurtalar doğuyor. 25-30 günde, yani bir ay sonra. Şimdi ben buna bir paket yavru verdiğimde oldu 5 çerçeve. Bir ay sonra, bak şimdi anariye tuttum ya arkadaşlar. Deminki anariye. Arı geliyor, elime konmaya çok konuyor. Ne diyordum? Git arı be. Bırak bizi, video çekiyoruz ya. Yani ben şimdi buna bir arı vereceğim. Bir kur kapalı yavru. Bunu da çekeceğim. Yani bunu da çekimini yapacağım size. Yavru verirken hani yakaladığımız oğul diye bunu takip edebilirsiniz. Bakın göreceksiniz, bir katta bal yapacak. Hani bütün serüvenini nasip olursa çekip paylaşacağım. Yani buna şimdi bir kapalı yavru verdiğimde bu yavru doğacak. Yeni atılan yumurtalar, tabii buna bir besleme de yapacağız. Niye besleme yapacağız derseniz, yani bir kapalı yavru verdiğimizde çok sayıda içeride bir anda şey, bir yoğunluk olacak. Git, kafamı da karıştırıyor. Git, hadi. Şişt. Besleme dediğim arkadaşlar, yani maksimum bir kilo kek yer. O keki yiyene kadar yeni tarlacılar yetiştirir. Akabinde, öf be, benim bir konuşturmadı nalet olasıca. Git lan, ne bela bir hayvansın ya. Yani 7. ayda arkadaşlar, bu 7. ayda artık 6, 7, 8 diye asılmaya başlayacak. Moruk basıca. Ne olacak? Katlık olacak arkadaşlar. Yani 6. ayın sonunda, ortalarında katlık bir arı olacak. Ve yani 10 çerçeve olduğunda zaten burada ayçiçekleri açar. 10 çerçeve, yani bize bir kat ayçiçeği balı yapar. Şu nalet olasıca arı yüzünden konuşamadık. Başıma bela oldu. Öldürmek de istemiyorum. Yani kusura bakmayın, ne yapalım. Böyle bir çekim oldu. Bir şeyler anlatmaya çalıştık. Dinleyen arkadaşlar anlamıştır zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.